Bu mizahtan konuşalım. Senin röportajından diyorsun ki acıklı kökten doğan mizahtan beslendiğimi düşünüyorum. Bu kahramanlara kendimi yakın hissediyorum. Emanet ve deli, kalabalığın dışında ama her yerde olan insanların bilinmeyen hikayesini anlatıyor. Bu çok güzel bir tarif bence. Teşekkür ederim. Ya bu tür filmler için de çok güzel bir tarif. Ne yapayım? Kolyesi ne yapıyor? Sürtünüyor mu? Çıkaramam aile yadigarı. Biz Avusturya Macaristan İmparatorluğu falan. Çıkarayım istiyorsunuz. İçine sok abi, ne olur. Tabii. İşte bu. Evet. Bu çok güzel bir tarif. Kolyesi tepki olduğu için yayından kaldırıldı. Ay Allah'ım yarabbim. Öyle oldu mu böyle? Hadi seyircimize soralım. Böyle oldu diyenler kolye yazıp boşluk bırakın. Bize gönderin. Ne bileyim, interaktivite yapmaya çalışıyorum. Tarife gel. Abi bu tarif şöyle. Ya ben ayıptır söylemesi, böyle nasıl söyleyeyim onu? Cilalamak diye bir tabir söyleyebilir miyim? Söyleyebiliriz. Bunu? Hani başka bir şekilde ifade edilemeyeceği için. Tabii. Buradan sevenlerimiz. Yani olmayacak bir şeyi gereğinden, hani bir süse ihtiyacı olmayan bir şeyi gereğinden fazla süslemekten hep çekinirim ben. Ama bizler işlerimizi sevmezsek kendimiz, onda bir kıymet görmeye çalışmazsak ya da kıymetli değilmişçesine yapıyorsak ancak bu konuda bir derdimiz olması lazım. Ben işimi seviyorum, önemsiyorum, vakit ayırıyorum. Dolayısıyla buna cila atmak gibi değil, anlamlı kılmaya çalışıyorum. Bittikten sonra değil, yapım aşamasında da öyle. Dolayısıyla bu tarif iş bittikten, ortaya çıktıktan sonra dur lan ne ekleyeyim ben buna, bu böyle çıktı ama ben buna diyeyim ki falan diye bir süs değil. Hep bunları düşünerek yazıyorum. Yani insanlar hep güne kendilerinin daha iyi bir versiyonu olarak başlıyorlar. İşte ne bileyim, modern çağdaki bu verilen imkanlar, filtreler. Ya herkes çok yakışıklı, herkes bebeksi, herkes ince. Değilse bile ince, anasını satayım. Yani bu tatlılık meselesi herkesin hakkı. Bunu yapmak, hepimiz buna ihtiyacımız var. Birazcık güzel görünelim, hayatımız olduğundan daha neşeli görünsün. İyi ki bu enstrümanlar var. Yoksa millet delirirdi. Yani bilmem kim ne bilmem ne keyfi diye yazmasaydı o keyfin ona yetmeyeceği aşikar. Yani çok az keyif alıyor insanlar. Bırakalım da bu medyalarda bir keyif bulsunlar. Buna okeyim ama bir yandan da insanların gerçek versiyonları var. Ve onları artık anmaz olduğumuz aşikar. Kendimize itiraf etmiyoruz. Yani mutluyum. Hadi bakalım, benim için ne düşünüyorsan Allah sana iki katını versin falan. Hani hayatla ilgili tavır, hayatla... Ya abi geçen gün gördüm Okan, Madonna bile böyle aforizma paylaşıyor. Yani enene koyayım, enene falan. Yani neler söylüyor yani. Bir eyvallah olmamak, hadi bakayım keyfim yerinde, falan hani şey vardı bizim gençliğimizde, bim bam bom çatlasın düşmanlar. Ya hayat bu hale gelmiş. Şimdi ben şöyle düşünüyorum, şanslı insanlarız, sevdiğimiz işi yapıyoruz. Yani tamam, herkesin bir gayreti var ama ya ben şimdi şanslı birisiyim, hayatım güzel, şahane bir hayatım var ama ya bu piyangodan çıkmadı ki bu hayat. Yani bu bir gayretle, ne bileyim yani çokla değil azla, duygusal anlamda azla yetinmekle oldu. Bu kadar dayak yenip de hala neşeli olmak. Yani niye, sebebi ne ola ki? Yani moruk parası katlanmak zorundayız gibi bir meslek değil ki bu. Yani bizim hayatta yapabileceğimiz şey bu. Dolayısıyla ben unuttuğumuz bir versiyonumuz var bizim. Benim de var. Onun da var. Yani bu adamlar bizim unuttuğumuz versiyonumuz. Yani hiç mi kardeşim dertlenmiyorsun? Veyahut da mesela ne kadar kendinden eminsin? Mesela ben ona bayılıyorum. Bu çağın mesela en çok tartışılan şeylerinden bir tanesi o. Hiç kimsenin bir şüphesi yok artık. Şüphe ortadan kalktı. Tamamdır yani, böyledir yani. Herkes kendini gerçekleştirmiş. Halbuki ben mesela kendi kariyerime bakıyorum 20 yaşıma dönüp. Ulan ben kendimi gerçekleştirmişim. Yani git DVD'lerim orada duruyor. Zaten bitmiş yani, ben emekliyim yani aslında. Hiç emin değilim kendimden. Ama bakıyorum kalabalıklara. Kalabalıklar şahane. Budur diyor işte son. Son bu yani. Daha bundan iyisi olmaz. Ben diyorum ki dürüst olalım kendimize. Kötü durumumuzu görelim yani, bir kusurlu halimizi. Daha iyisi de mümkün olduğunu görelim. adil olalım yani biraz. Peki bir şey soracağım. Bu yaşlı komedyen filozofa döndü falan değil yani konu. Biraz çünkü o yaş geliyor da onun için. Yani biz bir gençliğimizde böyle Cem Özer'i izlerken ne olur ya neler diyor falan vardı ya, öyle bir dönem vardı. Yani ama Cem Özer o kadar yaşlanmadı hiç. Bizden genç, evet. Evet. Açma dedeler. Gene söylüyor bunu. Ya ben Selçuk Yöntem'le çalışırken görüyorum. Benden 11 yaş büyük ve çok ağır bir yükün altına girmiş. Hiç böyle bir yaş. Ben yaştan konuşuyorum. Belki bize vurmuş bir şeydir, piyangodur, bilmiyorum yani. Biz 90'larda seksiyi seçmeselerdi böyle olmayacaktı. Evet. Yani orada ateşe attılar bizi. Bir de çok geniş tutuyorlar. Şöyle çok geniş tutuyorlardı Okan. Yani Top 20'yi anlarım. Top 40 ne lan? Ya Top 40 olunca otomatikman giriyordum. Ben dünyanın ve Türkiye'nin en seksi erkeği seçildim. Dünyanın mı? Dünya da var. Sen turneye çıkıyor muydun öyle? Neredeyse Alaska'dayım. Ama dünyanın ve Türkiye'nin. Ya bir kadın dergisi yayınlanıyor. Vallahi ben yalnızca Marmara Bölge Şampiyonluğum var. Sabah grubunun bir kadın dergisiydi. Diyor ki, hatta yani o zaman ben ATV'de çalışıyorum ve bir dergi masanın üzerine duruyor falan. Diyor ki dünyanın en seksi erkeğini seçtim. Dedim kim bu salak acaba? Bizim evde seçtik. Bir baktım ben. Benden sonra ikinci Brad Pitt, üçüncü George Clooney, dördüncü Beyazıt Öztürk. Aman. Çok ertesi sene depremde bir yerli daha koymuşlar rahmetli. Kötü hissetmesin evet. Diye. Kendini gurbette hissetme diye Beyazıt. Benim seksilik de şöyle. Top 20 senin yoktur. Var mı seksi? Aşk olsun benim seksiliğim. Okan'ın bıraktığı yerden aldım seksi ben. Seksi bırakmıştı ya. Bir ara bıraktı. Ben de tam o sırada oradaydım. Bu çok ağır oldu. Ya bunu çıkarabilir miyiz? Bunu lütfen çıkaralım. Evet. Ha, bunu çıkaralım. Bu kara komikler dediğin zaman ne anlatıyorsun? Benim aklıma hemen o film noir geldi. Kara sinema, kara film. Kara film, bu karalar her yerde var işte. Evet. Kara roman var. Ondan sonra şanson noir var. Mesela çok sevdiğimiz birçok şarkıcı şanson noir ya da song noir demiyor. Mesela onu Fransızca şanson noir falan. Peki bu kara film meselesi, kara roman, kara film meselesi. Mesela Amerika'da özellikle sinema tutkunlarının en beğendikleri dönem, şehirde geçecek, melodramik olacak, başrol erkek mutlaka ayakları yere basan bir karakter olacak. Bu çok benzerlikler var senin yaptığın sinemada da. Ve kaybeden olacak. Bütün bu kaybedenler içerisinde bu karanlık, bu sisli hava içerisinde mutlaka bir takım felsefi sonuçlar çıkarabileceğimiz bir şey olacak falan filan. Şimdi ben eleştirmenlere bakıyorum, onlar bir kara sinema mı bekliyorlar? Hayır. Paraklamamışlar mı? Hayır böyle bir şey değil. Onlar şunu bekliyor, diyor ki kara komik. Yani şu olmasa, sen de mi böyle anons ettin? Yani birinci film kara, ikinci film komik. Ha yok, evet orada bir yanlış anlaşılma olmuş olabilir. Hayır ama sen de mi öyle anons ediyorsun? Ben yani öyle böyle anons etmiyorum. Beklenti mi var yani? Yok. Birinci filme birincisi kara olacak, karaya razıyız tamam, kara oldu. İkincisi şimdi komik miydi? Ha, komik izleyelim. Öyle kara, ya sen bunu mu kastettin? Hayır bu bir yani bizim bildiğimiz aslında zaten tarif olarak çok uzun zamandır olan yani kara bir kelime, komik bir kelime falan değil. Kara komik bir black komedi tarifi. Evet. Türkçeleştirilmiş hali gibi. Çok büyük bir buluş değil. Ama dediğin gibi yani bunların böyle mekanizmasını anlatmakla çok vakit geçirdim ben. Halbuki bu bir mekanizma tarifi değil. Tür tarifi. Yani şimdi kara sonra komik. Öyle değildi elbette. Ben temaların yani karikatürden beri uğraştığım şeylerin bu form içine, duygusal olarak bu form içine girdiğini düşündüm. Yani karanlık, ümitsiz ama komik. Yani bu tarifin, bu sıfat aslında bunu tanımlasın istedim. Mesela şöyle diyebilirim. Her şey çok güzel olacak. Kemal Kenan'la beraber düşünürken o da bir kara komedi formuydu. Evet. Yani benim başlangıç, hani çok büyük bir buluş değil böyle. Okamaz da bir kara komediydi. Elbette. Birazcık daha komedi dozu yüksek bir kara komediydi, doğru. Yani mutsuzluklar vardı. Ne bileyim çok böyle karakterlerin karanlık noktalarına inmek anlamı değil ama kaybeden insanlar derinine inmekle sıradan ilgili. İnsanlar vardı. Yine aynı şey oluyor. Vallahi çok yabancı değil doğrusu. Elbette. Ama bu tariflerle vakit geçir, yani kimse sormadığı için Okan. tariflere evet, bir mekanizma ya, tarifi gibi. Yani şimdi kara sonra komik mi? Ama bir yandan arda arda mı izleyeceğiz? İcat yapıyorsun bir yandan. Yok estağfurullah ama canım. Ama yapıyorsun inan. Yani çünkü mesela böyle epizodik filmler mesela ne olabilir? İşte aklımıza gelenler. Bizde mesela 5 yönetmenini hatırlıyor musun? İstanbul Öyküleri var. Var ama onlar biraz da böyle hani koyu koyu sanat işleridir. Popüler işler gibi, popüler işlerle beraber. Allah bizi de sağ olsun seyirci o evet. Sanat şeyine taşıdı. Allah razı olsun. Ay ne güzel. Yani bir yandan da şu var. Yani mesela komedi olarak yapılmış olan işte meşhur Walter Matteo'nun Plaza Oteli filan gibi işler vardır. Mesela o Plaza Otel 3 konudan ibaret. Aradaki bağlantı sadece aynı otel odasına geçmesi filan. Onlar da birer kara komedi gibidir aslında. Yani çok komiktir, bir yandan çok hüzünlüdür eyvallah. Falan filan. Ama yani burada komedi filminin bir macerası var ya bizim memlekette. He. Yani birazcık öyküsellik, biraz karakter derinliği falan olunca film sanki başka forma evrilmek zorunda kalıyor. Halbuki benim seyirci olarak niyetim derinlikli komedi yapmak. Ya derinlikli dediğim ya biraz olsun prodüksiyonel, karakter, öyküsel. Ya biraz uğraşalım canım. Ondan bu neticeye evriliyor. Kardeş bazı türlere gidiyor. Başarısız örneklerim de var. Şöyle ki o kadar bu türleri birleştirme mücadelesinde vakit geçiriyorum ki bazen fazla karışık oluyor. Yani Yahşi Batı'daki çizgi roman karakterleri, öyküsellik falan bu, yani karikatür tabloları mı yoksa filmik tablolar mı falan diye bir gayret ediyorsun. Bazen tutmuyor. Ya da şeyde Ali Baba Yediciler gibi aşırı karton karakterlerle yani hem de bir yandan öyküsellik tutturmaya çalışıyorsun. Biraz zorlanıyorum, başarmaya çalışıyorum. Mesela bunlar benim için söyledim geçen gün bir iki kişi hadi canım sen de diye karşılıyor ama gerçekten yazıda, tekste yani senaryoda ustalaştığımı, birazcık daha rafine bir şeyler çıkardığımı düşündüğüm şeyler. Yoksa böyle havalı klasik vardır ya. Yıllarca komedi yaptık Okancığım. Şimdi başka şeyler söylemenin zamanı. Vallahi öyle bir şey değil. Yani haftaya çok serseri bir şey yapabilirim. Vaki var aklımda. Ama bu da yepyeni bir dönemeç değil diyorum ya. Ben başladığım zaman da bu tonda öykülerle başlamıştım. Masar abiyle beraber oynadığımız o iki abi, kaybeden türde abi kardeş. Kim ki onlar yani? Ben bar açacağım falan. Yani bu adam benim aynı Emanet filmindeki karakterimin neredeyse aynısı. Aynı hedefler, aynı sarsak hayat ele alışı. Akraba şeyler bunlar. Serserilikten vazgeçiyorum şimdi daha. Benim niyetim eğlence sinemasıyla hani şu ödüllü dilip böyle keskin bir şekilde ayrılan filmleri kaynaştırmaktı. Ama niyetim şöyle gerçekleşti. Ben Nuri Bilge Ceylan milyonlarca izlensin isterken ben bu sefer Nuri Bilge Ceylan kadar izlenmeye başladım. Samimi söylüyorum. Ya bu benim tabii misyonum değil. Seyirci olarak duygum. Neden biliyor musun? Bir dakika. Vallahi samimi fikrim bu. Ya sevgilim buna girmek istemiyorum. Bu gişe meselesi. Gişe korkunç. Yok be Okan, gişe değil yalnızca. Filmleri değerlendirme. Ama filmlerle ilişki kurma meselesi. Ama bir şey söyleyeceğim. Tekrar ediyorum. Diyor ki Cem Yılmaz sineması. Neden diyor bunu? Ne güzel ama. Bu genç yaşta. Değil mi? Yani çok güzel bunu. Yani şimdi şeyse son dün gece işte sen bugün geleceksin dedim ki filme gidemedim bari ayıp olmasın. Ne yapayım seyredeyim falan. O şeyi çok sevdim. 3 hipster şişman. Çocuklar. Saka 3 hipster şişman. Ve çok iyiler yani. diye anlatıyorlar. Ve sonra başka şişmanlar da seyrettim. Yani bu sakın böyle bir ayrımcılık olmasın ama ortak özellikleri şişman ve sakallı olmaları bu yeni film eleştirmenleri. Eskiden bir Atilla bu sene moda ama şişman ve sakallı. Bu sene moda diye ben de yani. Her sene kendini moda yapacağım. Tabii canım. Ben de o çocukları takip edeyim. Bir dakika biraz filmden çıkabilir miyim? Estağfurullah aşkım. Bu neydi ya? Bu dönem değil mi? Ama bir dakika. Ya bir Can Yaman'a yatırım yaptın. Yaptın. Okancığım. Oradan yürüyebilir miyim diye baktın. Okan, hatırlıyorsun 90'ları. Çocuklar siz 90'ları hatırlıyorsunuz. 90'larda biz en seksi erkeklerdik. Evet. Bak gülüyorlar şu an. Ve o zamanlar Can Yaman daha libido bile değil. Yani. Başka birinin libidosuydu. Ya bu ne? Bunda bir şey var mı hocam? Ya Okan yapma Allah aşkına. Bunu yapmak çok kolay. 3 ayda yaparım ben bunu. Hakikaten. Vallahi orada bir şey yok. Bir şey yok ki orada. Yani ben şuradan... Peki şurada Ozan'ı harcaman? Ama o başka bir stile yönelmişti. Evet. O da başka bir stile yöneldi. Çok o dansçı olduğu için onun bir, yani benim çok ödem var. Tanırsın o ödemi. Bu ne? Bu ne? Bu hangisi? Ne? Bu çok güzel. Gel, gel. Ay. Bu ne ya? Yaşlılık, ilk yaşlılığım. Hayır. Hayır, o ilk yakın gözlüğüm. Tam ilk... film festivaline hedeflediğim. Ya gibi. Yok be Okan, o şey işte gözüm görmüyor. Bari yakışıklı olayım. Niye numara yapıyorsun? Var mı? Başladı. Maşallah. Var işte o. Yakın gözlüğüm o. Bu çok tatlı. Hadi son fotoğrafı da göstereyim. Çok komik. Bu tamam. Buna razıyım. Çok iyi bu. Çok iyi. Ya çocukların... Maşallah. Okancığım bazen çocukların annesine benzemesi çok iyi bir şey oluyor. Sen bunu biliyorsun. Ben hep sahnede şaka yapıyorum çocuklar bu konuyla ilgili. Hani espri şu. Hani çocuğun kendisi, sen gözlenmediğin zaman mükemmel olmadığını düşündüğün şeylerini anasındandır ya falan. Yani öyle şeyler vardı espri. Ne yazık ki işte çocuğu tek başımıza yapamıyoruz. Mecbur bir destek alıyoruz. Onun için tam istediğimiz gibi olmuyor diye bir espri vardır. Ama bu yanıyla daha bugün gene telefonla konuştum. Kimle? Oğlanla. Tatildeler, sömestr tatili. Bizim gibi işçi değil ki onlar. Tabii, tatile gidiyor. You know. Aynen, evet. Yani çok memnunum, çok yakışıklı bir çocuk. Benim gibi değil. Fiziği çok iyi. Harikulade görüyor. Ama Allah sen bağışlasın, Allah hepimizin gibi bağışlasın. O sportif görünüme kavuşmak istiyorsan yardımcı olabilirim. Ciddi mi söylüyorsun? Ne olacak abi? 2 ay o. Ben Can Yaman'dan ders alacaktım ama askere gitti çocuk. Can Yaman hazır dersini almışken. Evet, dersini alıyor. Peki. Bir dakika, burada bir pozitif ayrımcılık yapılmasın. Biz çirkinleri, hani biz yıllarca karizmatiyiz falan diye götürdük. Evet. Ben de, sen de olumlu bir şey söylediğini tahmin ediyorum. Ben yakışıklı çocuklarla ilgili, güzel kızlarla ilgili çok yani bu şeyi artık kalksın. Bu çocuk yakışıklı, güzel, kasları var. Çok üstüne gidiliyor, yapmasınlar. Ben hayır, yolda nasıl olsa yetişiriz diye söylüyorum ya. Yani. Diğer filmler gelecek mi? Vallahi abi yok daha çekmeyeceğim. Şimdi araya serseri bir şey yani şiş kebap gibi bir domates biber. Şimdi benim peki bunun Gora zamanı kültleşmeyeceğini, bunun klasikleşmeyeceğini ya da başka bir deyimle ve bunların bir süre sonra hakikaten senin yüz akın işler arasında görülmeyeceğini nereden biliyorsun? Bir yandan da bunları bilirsin sen. Endülüs köpeği, Le Chien Andalou hikayesi. Bu, Buñuel'in işte Salvador Dali'ler beraber yaptıkları bir iş. O çok söylenir. Yani hala öyle midir bilmiyorum. 50 kişilik küçük stüdyo tarzı bir sinema salonunda vizyona giriyor. Özelliği şu, 20'lerin filmi. Sanıyorum ki. O kadar mı? 20'li yılların filmi. 1920'lerin. 50 kişilik bir sinemada oynuyor ve hala 50 kişilik bir sinemada oynuyor. Şimdi benim bu sinema için mesela benim var böyle hayallerim. Çok uç bir örnek, korkunç bir örnek, uç. Çünkü o ancak sinema filmi olarak yapılabilirdi. Bir tiyatro değil o. Eyvallah. Ama bazı işler var. Yani kendi ülkesinin sinemasında hakikaten tarihi değiştirmiş, başka bir yol açmış. Bir de başka bir şey var. İlham vermiş insanlara, gençlere ilham vermiş. Yoksa bak, şurada kalacaktık. Ben tabii ki Şahan'la ilgili kötü bir şey söylemek istemem. Nuri Bilge Ceylan'la da ilgili kötü bir şey söylemek istemem ama yani şu iki aradan da çok sıkılıyorum. Nuri Bilge Ceylan, Şahan Gökbakar. Lan arada çok acayip bir mesafe var yani. Hayır aslında hiç yok biliyor musun? Yok Sana bir haberim var. Ha. Mesela vallahi ya Okan bu çok çarpıcı bir örnek. Bunu defalarca söyledim. Karambolle kaynıyor. Şimdi Gökhan Tiryaki, Nuri Bilge Ceylan'ın görüntü yönetmeni, Şahan'ın da Celal'le Ceren'in görüntü yönetmeni. Yani bunlar böyle bambaşka dünyalarda üretilmiyor bu filmler. İnsanlar bunlar Böyle tuhaf tuhaf kamplar var. O gelmesin. Biz komedi yapıcık falan diye. Böyle bir şey yok. Film yapanlar aynı insanlar. Birbirlerini dövdürmeye çalıştıkları adamlar filmci işte. Birisi macerasını öyle sürdürüyor, birisi öyle sürdürür, birisi böyle sürdürür. Yani artık bunlar zevke hitap eden bir şeyler üzerine konuşmak için vaktimiz var. Ayrıca biz niye konuşalım ki? Biz yapalım, sonra konuşulur yani. Biz nasıl şu anda konuşuyoruz? Diyoruz ki 60'ların Türk sineması, 70'lerin sineması, seks filmleri furyası falan diye konuşuyoruz ya. Şimdi bizim konuşacak vaktimiz yok ki, bizim yapma vaktimiz yani. Evet, sonra doğru. Konuşsunlar. Doğru, biz şimdi birbirimizi konuşuyoruz hep. Akranlar, doğru. İşin içindekiler. Sen öyle yaptın, sen böyle yaptın. Eleştiren de öyle eleştiriyor. Bence böyle. Durun abi, yani yapalım. Ama ya. Sinema konusunda da yani... Aslında bu kadar tabii teknolojiyle birebir yürüyen, teknolojiye mahkum olduğumuz, yani izleyici alışkanlıkları teknolojiye mahkum. Tabii. Dolayısıyla mesela ben 60 dakika mesela beni buradan cezbetti. Evet, evet. Daha doğrusu yapma cesareti verdi. Yani dijital platformda 60 dakikalık öyküler izleme meselesi 10. yılına girince ben dedim ki bunları ben 60 dakika yapacağım. Yani böyle bir izleme alışkanlığı var çünkü. Peki mesela ben yine şeyleri izlerken, seninle ilgili eleştirileri izlerken şeye rastladım. Yani şu çok söyleniyor. Mesela 3 şişman hipster, 1 şişman hipster, 1 kadın hipster olma. Diyor ki mesela bence diyor mecrası yanlış. yani diyor ki... Pazarlama ile ilgili konuşuyor. Tabii yani. Şimdi diyor ki ya bak biz mi anlamıyoruz ya da bu insanlar... Şunu yani şu kesinleşti mi? Biraz kafa da karıştı. Mesela işte Yılmaz'ın filmini aynı anda şeye vermesiyle, doğru, Netflix'e vermesiyle kafa. Yani şöyle bir sınıflar var. Bu film sinema salonuna değil de dijital platforma. Doğru. Bu dijital platformun işi. Bu şeyin işi. Yani bunlar fikir ya. Bunlar ama bir şey. Yani bunlar bir şey merak ediyorum. Onların kafasında bir şey mi var? Format. Ya, bir tanımlamam var bizim bilmediğimiz, yani seyirci olarak ya da eleştirmen olarak şunu mu söylüyor yani dijital platform, burası dijital platforma gitsin, hani posta dağıtımı gibi, şunlar şu evlere dağıtılsın. Valla ifade ettiği şey hani hatırlar mısın bir şey vardır yani straight to video diye bir şey var yani direkt yalnızca video kasete üretilen, sinema perdesine çıkmayan filmler için söylenir. Acaba böyle bir anlam ifade eder bir hale mi gidiyor dijital platform? Halbuki değil. Çünkü onlar da çok büyük ve şık, güzel bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Mesele sinema perdesinde ne olacağını karar vermekle ilgili kendini bir yerde hissetmek. Orada problem var. Çünkü ben bunun daha kabasını gösteriyi sinema perdesinde gösterince de yaşadım. Olur mu böyle şey diyor. Ya böyle şey oldu. Çok oldu. Yani 82'de oldu Amerika'da. 84'te oldu. Yani oldu. Bir stand-up gösterisi perdede gösterildi. Bu yepyeni bir şeydi ki. Ya bilmiyorsan bari bilmiyorum de. Olur mu canım sinema perdesinde? Her şeyde böyle bir tuhaf bir kutsallık. Bunu mesela kaseti geri sarıyorum. Söktü bu eleştirileri bir kadın var değil mi? kaseti geri sarıyorum. Şu şurada olur mu? Bu burada olur mu? Denilen bir dünyada yaşıyoruz ya. Şu anda mesela ben Instagram'da bir tane yemekçi izliyorum. Spangelen'in yanına pilav koyan çocuk. Hani var ya böyle. Var böyle işte hoşafla başlıyor. Arnavut ciğeri koyuyor içine falan böyle. Sonra da sunuyor, bıyığını buruyor falan. Şimdi böyle bir çocuk var. Şimdi ben çağın şahidi olarak şunu söylüyorum. Yani bunlar oluyor da. Onu siz gördünüz mü çocuklar? Bilirsiniz değil mi o tuhaf yemekler? Allah selamet versin. Yani ben bu çağda bunlar oluyor da. Yani bir pirzolayı altına bulama falan onlar oluyor da. Ya her şey oluyor da. Bu film orada olmaz. Valla yani bunlar fikir. Bunlar fikir, yöntem ve işin pazarlamasıyla alakalı bir şey. Dijital platform bana gelip teklifte bulunuyor. Uzun yıllardır bir sürü mecrada. Ben kafama yatanı yapıyorum. Dolayısıyla o arkadaşımın yani önerisini şey olarak alıyorum ben. Yani bunları buraya yakıştırıyorum diye düşünüyor herhalde. Okey. Belki de ben de yakıştırıyorum belki ama belki izleme alışkanlıkları açısından, yani belki gençler, yani şöyle şeyler duydum. Bir iki yerde duydum. Yani diyor ki dijital platformda olur. Sinema salonda falan ya da şu şey. Ama mesela ama sineması... Netflix'te de var hikayeler. Bizi biz yapan filmler diye bir evet, var belgesel. İzledim onu. Dirty Dancing. Dirty Dancing hakikaten bir video zincirinin finanse ettiği ve çok iyi video zinciri home video olarak yapılmaya çalışılmış. Sonra sinemada patlamış bir iş. Peki.